Onun abiyle bütün yakın temastayız. Çünkü yakın temastayız. Ya yok, sağında o vardı. Sonunda da nerede o dayı? Tamam, senle geliyor da sen de sesine cevap ver. Benim oğlum Faruk Arak 11 Ağustos Sinop'ta sel felaketinde, Sinop Bayancık'ta sel felaketinde kamyon şoförünü yapıyordu. Gece 12-1 arasında sele yakalanıyor. Kamyonu bırakıp ormanlık alana çıkıyor. Güvenlik gece bekçisini arıyor. Kamyonu bıraktığını söylüyor. O geceyi ormanlıkta geçirdikten sonra gündüz 12-1 arasında yine arıyor. Yüksekte bir yerde olduğunu söylüyor. Helikopter gördü onu, helikopter onun görmediğini söylüyor. Ve ondan sonra bir haber alamadık o günden bu yana. 11 Ekim'de, yani 2 ay sonra 11 Ekim'de telefonu biz öyle düşünüyoruz. Telefonu ya birilerinin eline geçmiş ya telefonu birileri bulmuş bir şekilde. Telefonla uygulamalar komple silinince WhatsApp gruplarında aynı dakika aynı saniye içerisinde aile grubunda olan gruplarda direkt çıkışı olmuş. Yani onu yetkililere bildirdik. Ama hala bir sonuç alamadık ve sonucu bekliyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla görüştük. Kendisiyle konuştuk. Kendisine de izah ettik WhatsApp olayını ve kendisinin de bir an önce hareketini, hatta siberin bilgi verilmesi ve siberden bir an önce destek alınması, siberin yetkisi dışında olduğu için WhatsApp'ın Amerika'nın yetkisindeymiş. Resmi yazışmalar yapılacakmış ve onun resmi yazışmalar sonunda cevap gelecekmiş ama bir türlü gelmedi. 7-8 aydır kendisi de en son Diyarbakır'a bu açışa gelmişti Sayın Süleyman Soylu. Kızım da onunla görüşmüştü. Yazışmanın sonucunu beklediğini söylemişler ama yani böyle umutla bekliyoruz. Sayın Süleyman Soylu'yla Ayancık'ta görüştük biz. Kendisine söyledim ben. Benim umudum Allah'tır. Ondan sonra da devlettir söyledim. Dedim sizden yardım istiyorum. Talebim odur. Olaydan bir gün önce telefonla görüştük biz. Ne yapıyorsunuz anne dedim. Valla biz aşı olmuşuz. Baban da hasta, ben de hastayım. Biraz görüştük işte. Dedim sen ne yapıyorsun dedi. Anne ben gece çalıştığım için daha saat 1-2 civarlarıydı dedi. Ben uyanmışım, yemek yiyorum. Dedim sen ne yiyorsun dedi. Ne oldu? Sinop'tayken zaten biz Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'yla görüştük. Orada kendisiyle abimin WhatsApp'ının silindiğini, onun da bize hani siberden destek almamız gerektiğini, onun da hani talimatıyla siberden destek alacağımızı söyledi. Buraya Diyarbakır'a geldiğinde açılışa gelmişti. Ben tekrar yanına gittim. Orada da tabii halen hani biz hiçbir şey alamadık. Siberden bir şey göremedik. Hani bize bir şey söyleyemedi. Onların da elinden bir şey gelmediğini söylediler. Kendisine söyledim halen WhatsApp'ın yazışmalarını bekliyorlar. Sonuçta hani Amerika'nın elinde olduğu için onlardan yazışma bekliyorlar. Onun dışında beklememizi söyledi. Ev talebinde bulunduk, ziyaretimize gelmelerini istedik. Onun dışında bir şey konuşamadık. Zaten karabalıktı diye. Abim buradan grupta ayrılıyor. WhatsApp kendi açıklaması var. 4 ay süre boyunca internetle etkileşimi olmadı sürece WhatsApp kendisi hesabı silebiliyor. Ama benim abimin telefonu 2 ay süreyle kapalıyken bu hesabı siliniyor ve telefonu parmak iziyleydi. Parmak izi okutmadan da WhatsApp'a giriş yapılmıyor. Hesabı silmek de WhatsApp'a giriş yapıldıktan sonra hesap silinir. Kullananlar iyi biliyordur. Benim abim ya birisinin yanındadır, birisinin yanındadır, beraber telefonu açmışlar ve hesabı silmiş ya da abimin telefonu birisinin elindedir. Çünkü format atıldığı zaman da uygulamalar komple kalkar ve abimin numarası olmadığı için hesap girişi, WhatsApp'ına giriş yapılmaz. Tekrar WhatsApp indirilir, tekrar giriş yapılır. Bunun ya abim birisinin yanındadır ya da telefonu birisinin elindedir. Aranılmayacak yer bırakmadılar ama hiçbir sonuca da varılmadı.
Hiçbir şekilde ne bir iz, ne bir ayakkabı, ne bir parça elbise, hiçbir şekilde hiçbir şeye rastlanmadı. Yani en azından bir Allah göstermesin hani ayı götürürse en azından ya bir elbisesi, ya bir pantolon, ya bir tişörtü, bir şey yani muhakkak bir şey kalırdı. Yok yani.